Benimle evlenir misin Leyla? O halde hemen evlenelim. Alay mı ediyorsun benimle? Bu senin dediğin filmlerde olur. Evlenmenin bir sürü işlemi var. Sense iznin bitti bu akşam. Almanya'ya dönüyorsun. İşlemler tamam. Nikah günü bile belli. Bugün saat 14.30'da. Ya annemle baban? Ben annemle babanla değil, seninle evleniyorum. Şu gelinliğe bak. Gözlerini kapa, 3'e kadar say. Ey ya Hale, duyduk duymadık demeyin. Biz evleniyoruz. Hey! Biz evleniyoruz, duyduk duymadık demeyin. Al şu 500'ü üstü kalsın, tamam mı canım? Hadi. Ey Ali, ben bugün boşanıyorum, boşanıyorum, boşanıyorum be, boşanıyorum. Nereden çıktı? Şuraya bak. Çok da bir gözükmedi. Bak. Affedersin be abi. Senin adın neydi? Kaysı Kurusu. Sen mi benim adımı unuttun? Vallahi billahi. Ölümü öpeyim abi, unuttum be. Son defa söyle işte. Söyle be abi, söyle. Zaten son defa söylüyorum. Benim adım Mülayim. Sert ol, sen ne yaparsın yani? Ey mahalleli, duyduk duymadık demeyin. Kabağın üstüne salatayı yemeyin. Son sözümü iyi dinleyin. Ben bugün ölüyorum. Ölüyorum. Açtığımız karşılıklı dava sonucu, şahitlerin ifadeleri de göz önüne alınarak şiddetli geçimsizlik ve ruh uyuşmazlığı sabit olduğundan evlilik akdinin bozulmasına karar verilmiştir. Boşandım, boşandılar. Boşandım. Boşanıp da semerini yersin inşallah. Burası hakimlere mahsus. Öyle mi efendim? Evet. Bana bak. Eve gelmeye kalkışma, eşyaların hepsi benim, anlaşıldı mı? Aman aman, hepsi senin olsun. O sevdikli yeğenini de bundan sonra rahat rahat oturursun evde. İyi, o yeğenim kadar başına taş düşsün be. Söz. Eğer onunla birlikte otursaydım ben seni boşamazdım. Gaddar herif. Evlenirken sevinçten tip tip titriyordun ama karşımda. O sevinçten değil, soğuktan kurtulur. Hadi bakayım. Çıkar beni buradan. Çıkar beni sana. Allah seni anlayın. Çıkar beni. Bizim şahidimiz olmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekküre ihtiyaç yok. Şahitliğimiz 50 liradır hem de peşin. Şey, buyurun. Siz de alın. Memur bey geliyor efendim. Evlilik talebiniz tetkik edilmiştir. Gereken muameleler neticelenmesi sonucu evlilik akdinizin medeni... Kalk kızım sana, kalk. Kalk evladım, kalk. Ne bakıyorsun, kalksana. Kalk. Evlilik talebiniz tetkik edilmiştir. Gereken muamelelerin neticelenmesi sonucu evlilik akdinizin medeni kanun hükümlerine göre... Leyla! Leyla! Senin adın gene Leyla. Benim adım Mülayim değil artık. Mecnun, Mecnun! Mecnun Leyla'sını göremiyor. Leyla! Leyla! Oh adam için! Oh hürriyetim için! Oh ah!
Hitaptan kurtulduğum için. Ah, hitaptan kurtulduğun için. Ha? Ay, Allah cezanı verdin inşallah. Kaçma, kaçma herif. Kaçma diyorum, geberteceksin. Kaçma. Ey Sebiullah, Sebil. Sonuna falan olsun inşallah. Evde kalırsın emin. Evlenmesi bir alıcı kuş, geçinmesi borayla kış. Oo, bütün esaret olanları benim gibi kurtar Allah'ım. Hay, yan cebime koy. Kim bilir üstüme hangi tabiyle nikah alacak bilmiyorum. Allah göstermesin. Evlilik mukaddes bir müessesedir. Mutlu olanları Allah korur. Siz de mutlu olmak istiyorsanız birbirini... Aç kucağını, Mecnun geliyorum sana, Mecnun. Ah, Mecnun. Siz Leyla Hanım, hiçbir zora kapılmadan Ali Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hayır efendim, hayır, hayır. Bu evlenme olamaz, olamaz diyorum, anlaşıldı mı? Olamaz. Memur Bey, kusura bakmayın. Savcılıktan tezkere getirdiler. Bu evlilik akdi ifa edilemezmiş. Memur Bey, kızım daha 17 yaşında. Evet, 17. Yüz görümlü için o katı alacak durumum olsaydı o zaman nikaha razı olacaktınız. İftiracı herif! Ahmet, çabuk cezasını ver! Delikanlı, teessüf ederim sana. Teessüf eder mi? Rica ederim, biraz sakin ol. Ne olur, lütfen, biraz sakin ol. Oğlum, oğlum! Her şeyin bir usulü erkanı vardır canım. Hanım vaka konuşuyor ama yanımda erkek var. Kızınızı seviyorum, o da beni seviyor. Ne? Hoş köpek! Kızımın gönlünü köpeklere atarım da gene sana yedirme. Yürü diyorum sana. Ne olur ayrı. Allah seni kahretsin, iki lafı bir araya getir. Sevgili köpek karıcığım, evet. Hayır, anası babası kimi isterse kızı ona verir. Yürü gözüküyor. Leyla! Yürü sen de Allah'ın cezası. Leyla! Ay! İnanın bana, onu çok seviyorum komiser bey. Evlat, kanunsuz işlere sakın ha girme. Bir de doğru olmaya bak. Hadi şimdi Almanya işinin başına. Memur bey, işte bakın mülayim burada. Mülayim, ne arıyorsun orada? Gittin başımdan. Ben ölüm. Ben ölüm, ölüm. Emrediyorum sana, çık yukarı. Ben artık öteki dünyadayım. Ya, oğlum, ölmen için orada su olması lazım. Ölmüşüm. Ya, hem sen bana karışamazsın. Tövbe tövbe. O halde sana kim karışır? Kim karışacak? Mezarcı Mahmut karışır bana. Ha, sen bu suyu yere, aklın başına gelsin. Hey! Hürüm be hürüm! Bütün içkiler benden. Benim her şeyim yeğenimdir. Rahmetli kız kardeşimin yadigarı. Afitabı bile onun yüzünden boşadım. Afitap demek güneş demek be abi. İnsan güneşten mahrum olunca yaşar mı be Salimciğim? Ne güneşi be, ne güneşi? 7 kat yerin dibi. Salim abi, mülayim intihar etti. Hem de kendi kendine intihar etti. Mülayim mi? O eğer ona bir şey olursa bu dünyaya yıkarım, yıkarım mı? Geliyorum mülayim mi? Mülayim. Mülayim. Oğlum mülayim, sana çok kızıyor. Ben ne yaptım ki komiser baba? Sen bir cinayet işlemeye kalktın, bir katilsin. Ben? Katil? Ah, ben hayatımda hamam böceğine bile pıst demiş adam değilim. Ben nasıl katil olabilirim komiser amca? Seni kendi kendini öldürmek suçuyla tevkif ediyorum. Komiser baba, bu da mı başıma gelecekti? Dayı! Mülayim! Mülayim, edim hayatım! Dayı, ben öldüm. Hoşçak! Ağzından yer alsın köpek! Sus! Dayından evvel sen ölemezsin. Bu dünyada beni yaşatan tek varlık sensin. Allah aşkına. Seninle beraber olabilmek için karımı bile boşadım ben. Ben kurbanım. Ne kurbanı? Aşk kurbanı dayıcığım. Ben Leyla'yı seviyorum. Onun evleneceğini duyunca...
Desene bedava gidecekti bizim velet. Leyla'nın evlenmesi gerek oldu. Yaşa be komiser baba. Mülayimin zengin dayısı gelmiş. Desene nihayet evleniyor. Evlense ne olacak, evlenmese ne olacak? Doğrusu insanın adı mülayim olursa... ...evlense bile bekar sayılır. Ne demek oluyor beyler ha? Dur, 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 dur bir dakika amca, amca o benim sevgili, sevgili dayım. Ooo, hoş geldiniz. Dayımla biz Heymek mağazasıyla vatka mağazasına gidiyoruz. Desene kilovatlık kont alacaksın be. Orada nikah dairesine. Dayım bana 100.000 liralık ceket, 50.000 liralık pantolon, 25.000 liralık da ayakkabı alacak. Atma, yine yağlı yedin galiba. Şurada afitaptan sakladığım 200 kağıdım kaldı. Doğru bit pazarına. Yapma dayı. İçime fenalı kilo ayol içtiği kendirdiyot değil mi Allah aşkına? Ayol teessüf ederim. Bohçacı Naciye demişler bana. Şimdi bir uyuyacak, uyandığında Ali'yi unutmuş ay olacak. Allah. Böyle durumlarda genç kızlar hemen kendini intihar ederler. Ben de tertibatını aldım. Kendirdiyot yerine acı çay suyuyla uyku ilacı karıştırdım. İnşallah Naciyeciğim, inşallah. Yakışıklı olmak istemiyor dayıcığım. Niye oğlum? İçim yanıyor dayıcığım. İfra etmem ben ölürüm dayıcığım. Ağzından gel alsın tövbe tövbe. Bu aşk beni teverrüm veremi yapacak dayıcığım. Oğlum bak bir daha ölmeye kalk seni eşek sudan girinceye kadar gebertirim. Ölmemi istemiyorsan beni ever. Oğlum senin evlenecek yaşın ne başın ne daha gençsin bu oğlum. Ben öleyim de inşallah leşimi kurtlar kuşlar yesin. Aman yapma. Sus kız kardeşimin tek yadigarı. Öl de öleyim oğlum. Ölme ölme. Beni evlendir. Hayır seni evlenmeni asla razı olamayın asla. Garetimiz efendim, Allah'ın emri peygamberin kavli ile kızımız Leyla Hanım'ı yeğenim mülayime istiyorum efendim. Allah korusun. Ben Ali'den başkasına varmam. Telaşlanma kız. Her şeyin bir çaresi bulunur. Sen şu kahveleri götür. Görücülüğün usulüdür bu. Sevgili dayıcığım, bizim düğünümüzü ya Sheraton'da ya da Intercontinental'da yapacak. Yeter ki Aynia Hanım teyzemle Ahmet Bey amcam evetlesin. Sen öyle diyorsun ama evlat... Ahmet! Hı. Vallahi ne diyeyim bilmem ki. Kısmetse olur. Yalnız yüz görümlüğü için... Ama anneciğim, daha benim yaşım ne başım ne. Üstelik Mülayim Bey de ufacık. Evlenmek bizim neyimize? Doğru ya Mülayimciğim. Hadi sen büyü de o zaman geliriz ha. Bırak ben büyüyüm, büyüyüm. Aynı Hanım teyzeciğim saadete gel. Nerede kalmıştık? Ha? Yüz görümlüğümde. Canım bu zamanda da yüz görümlüğü... Ahmet! Evet efendim. Yüz görümlüğü içinde top ağacında bir daire. Lütfen topraktan olsun. Ekstra topraktan bir daire. İstediğiniz daire olsun. Acaba top ağacının altında mı yoksa üstünde mi olsun efendim? Altı ıhlamur deresi canım ay. Elbette üstünde olsun. Üstü yazın iyidir ama kışın yapraklar dökülünce adamın altı üşür. Dayım için apartman dairesinin lafı mı olur? Bir yazlık, bir de kışlık. Sonra dayım balayı için Paris Avrupa'sına götürecek bizi. Avrupa'ya gittikten sonra bütün vilayetleri dolaşırsınız kız. Almanya'ya da gidersiniz. Almanya. Şimdi ne yapıyor acaba? Ne dedin kız? Almanya ne yapıyor acaba? Yaz mı, kış mı? Leyla Hanım abla, siz emredin yaz da yaparız, kış da, değil mi? Bana bak sen buraya gelirken yağlı mı yedin, tuzlu mu ha? Tuzlu yedim ben.
Ben neydim be? Vallahi kızımızın rahat etmesi bizim de rahat etmemiz demektir. Ona yakın bir dairecik de biz isteriz. Ahmet! Kötü bir laf mı dedim karıcığım? Adam olalı hele şükür iyi bir laf ettin. Sevgili müstakbel damadımızın dayısı sağ olsun. Yeğeni için canını bile verir. İşte bir onu seve seve veririm. Hele bir nikah olsun ondan sonra düşünürüz. Ya dayı bey, bu işte bizim canımız çok yandı. Evvela bu istediklerimizi yaparsınız, sonra da nikah. Sen de amma telaşlısın Bayni Hanım teyze. Kız, ben şimdi ölmüştüm biliyor musun? Ben de. Ha? Dayı bey, topağacındaki katı mı almaya gidiyoruz sen? Yüz görümlü, şu topağacını sahibi istiyorum. Daire olmazsa kızımı vermem. Dağıtırım, dağıtırım ayağa, dağıtırım. Oğlum mülayim, amma attın be çocuğum. Aşk insanı attırır dayıcım. Evlenmek kolay mı? Dayıcım, eridim, kibrit oldum. Bir kibrit de bana çaksana. Beşiktaşlı mısın? Ha. Bu işe bir çare bul dayı. Yoksa manamın mezarına bırak beni. Bırak da rahat öleyim. Sus çocuk, sus. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama parasızım. Ay! Züğürt diye çare var mı? Uyuyun bakalım kahve bülbülleri ya. Süslü Niyazi. Süslü Niyazi. Süslü değil anam, milyoner Niyazi. Milyoner Niyazi abi, dur Allah sen. O bize yüz vermez, milyoner bir kadınla evlendi. Tamam kurtulduk dayı. Niyazi Bey'e sen az mı yardım ettin? Kaç defa boş para verdin? Ondan boş para isteyelim, ben de o parayla evlenirim. Gel buraya, gel buraya, gel buraya diyorum sana. Sık oradan. Kalk, kalk, kalk. Oğlum kibar ol biraz be, kibar ol be oğlum be. Ne kadar güzel saray gibi. Ya sen saray görmedin, ya dayak yemedin. Karının parası çok ama aklı yok. Ay. Dayı, balık ister misin? Onlar süs balıkları, aptal. Süslü Niyazi'nin süslü balıkları. Ay, yapma, görecekler. Çok olmaz, yapma. Tamam, ben bakayım, sen bak. Beyler, sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim acaba? He? Vay Süslü Niyazi vay. Kim öğretti sana bu gazelleri ha? Niyazi abi, canım, gülüm, şekerim, ah koçum, bir tanem, canım abim. Yavaş oğlum yavaş, kafan kırılırsa evde kalırsın. Dikkat etsene, sakar herif. Kazma kuyu, içine düşersin. Öyle değil oğlum. Ha? Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu. Defolun buradan, defolun! Bağırma çocuğa be! Hadi yeğen, gidelim buradan. Burada bize göre iş kalmamış. Defolun serseriler, defolun! Gitmeyeceğim! 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 Karım duyarsa rezil olur, anlamıyor musun? Rezil olur, gidin! Ya gidin! Kadının, kadının başımız belaya girecek. Niyazi Bey amca, şey teyze, kadın, abla, borç para versene. Bozuk yok, biz bozarız, ekşi bozar. Yürü oğlum, yürü. Allah'ım bayıldı. Çok hafif pamuk gibi, dört çeki odun çıkar bu kadından.
Hadi, hadi. Kıyma, 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 kıyma. Kuşbaşı, kuşbaşı. Aa, ne oldu bana, ne oldu? Ay. Neredeyim ben? Göklerdeyiz sevgilim. Bunlar kim? Bunlar, bunlar. Cehennem zamanileri. Gel karıcığım, seni odana götüreyim. Gel yavrum, gel bebeğim. Gel bir tane. Oh, Allah ne muradınız varsa versin. Allah iki canı aziz etsin. Allah. Ne aşkım, ne istiyor bu adamlar? Öpeyim yengeciğim. Ne aşkım, bana hakaret ediyorlar. Bana bakın, siz ne zaman gidiyorsunuz? Ah süslü Niyazi, buldun milyoner yengeyi, bizi garip bırakırsın değil mi? Hiç pişicikler demem seni. Ver birkaç kuruş da sar şunları, yoksa şimdi öleceğim. Yok, ölmek kolay değil yengeciğim. Canım, bırak Allah aşkına. Komiser baba kızıyor. Pekala, al şunu. Al şu parayı da çekip gidin buradan. Ne bu be, fukaraya sadaka mı veriyorsun? Ay, kolu çıktı kadının. Soyguncu galiba. Alo polis. Yenge bir dakika. Bak dinle beni. Alo, polis. 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 Bize biraz ay. Karışmış gel. Birazcık daha sevdik. Borçluğuna gidelim. Vallahi borç çıkıyoruz. Yenge gel sen böyle. Tamam yenge. Ben seni sakin göstereyim birazcık. He şöyle. Be mülayim, gene mi sen? Seni derhal savcılığa sevk edeceğim. Bu gece nezarethanede kalırsın, mahkemeden sonra da cezaevine. Bütün suç bende be komiser baba. Onun yerine beni tutukla. Dayanamaz bu gariban hapishaneye. Siz affetseniz de biz davamızdan vazgeçmiyoruz. Evde 5 tane doktor var. Ferişciğim ayılıp bayılıyor. Niyazi, bu tatlı budalayı bir seferlik affet. İmkanı yok, ölürüm de affetmem. Evrak geldi komiser bey. Merhaba Niyazi. Ben sizi tanımıyorum. Nasıl tanımazsın? Seni Kayseri'den Edirne cezaevine biz götürmemiş miydik? Bak Niyazi, senin gibi 2-3 defa hapse girip çıkan bir tövbekar bu işin çilesini daha iyi bilir. Allah aşkına, Feriha benim hapse girdiğimi duymasın. Onu da sen bilirsin. Peki peki, affettim. Davacı değilim. Mülayim, öp komiser amcanın elini. Bir daha da uslu duracağına yemin et. Bak Mülayim, bir daha buraya gelirsen... Şuna bak ya. Ney? Kız dur! Bir cahillik mi edeceksin yoksa ha? Kaçıyorum evden. 18 yaşına gelmedin. Köşeyi dönmeden polis yakalar seni. Mülayim'le evlenmekten başka çaren yok. Ben Ali'yi seviyorum. Ali'yi sevme diyen kim sana? Mülayim çok iyi bir çocuk. Sana elini bile sürmez. Avrupa'ya balayına gittiğinde ona yalvarırsın, seni boşar. Sen de Ali'ne kavuşursun. Olur mu öyle şey? Bal gibi olur. Mülayim ben seni sevmiyorum, kurtar beni dersin. Bir kahraman kesilir. Ben onun huyunu iyi bilirim. Dayıcığım, sana aslan sütü, bize inek sütü. Şirketimizin şerefine dayıcığım. Ne şirketi velat? Evlilik şirketi dayıcığım, bak. Hemen iflas edecek bir şirket. Dayı, bak buraya kafana dikkat yazdım. Hiç kafamı vurmuyorum artık. Aferin. Şirketin sütü, ah! Dikkat etsene be oğlum, dikkat etsene be. Bu tarafa yazma. Gayesi evlilik. Maksadı yakışıklı dayının zengin bir dulla izdivacı. Meyvesi Mülayim'le Leyla. Neticesi... Neticesi senin neticene bir tekme. Ve imza. Yakışıklı dayı istifa.
yeğenini aşk uğruna ölüm uçurumuna iten Ait dayı. Elveda. Dur yapma, yapma oğlum, kıyma kendine. Gel buraya, ölmek yapma. İstiyorum dayıların dayısı. Dayısı değil, kayısı, kayısı. Seni sevdiği için kayısı oğlu kayısı. Bir yıl evvel eşini kaybetmiş, namütenayi serveti olan, çirkin sayılmayan dul bir bayan evlenmek istemektedir. Taliplilerin 20 Ağustos günü saat 14-16 arası koyu renk elbise, beyaz ayakkabı, elde resimli fotoroman mecmuası, göğüste kırmızı beyaz karanfille Sultanahmet Meydanı'nda bulunmaları önemli rica olunur. Talipli bayan perdeli bir hususi araba ve kaniş köpeğiyle vakka mahalline gelerek talihli talibini seçecektir. Herife bak, siyah ayakkabısını beyaza boyatıyor. Tanınmış ailelerinden biri kızlarını evlendirmek istemektedirler. Namzetlerden aranan en birinci husus kuvvetli ve sportmen olmalarıdır. Geçerli sebep, namzetlerin tabi tutulacakları test sonucu aileye getirecekleri yavrunun o ailenin gerçek kimliğini yeterliğince temsil edebilmeleridir. İsteklilerin demir yumruk rumuzuna yazmaları ve cevap gelene kadar müsabakalara hazırlanan bir sporcu gibi kamp yapmaları tavsiye olunur. Elemeler özel bir boks salonunda yapılacaktır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ona bak. Ben bununla mı kavga edeceğim? Ne var ki dayı? Sen neler delirmiş adamsın. Yok ya. Yokum ben bu işte. Sen şu sandviçi ye dayıcığım. Ben senin vazgeçtiğini söyleyeyim. Ayıp olur sonra adamlara. Tut şunu da. Bu ne biçim maç ya? Esas şampiyon orada, orada. Bakın. Ah, ah. İki. Ne biçim maç yapıyorsunuz? Bir dakika. Bir, iki.
Dayım sabırsızlanıyor. Yarın geç çıkartın ya da gidelim ya. Kaldırın. Kim senin dayı? Ya işte orada. Gel. Ama dayı. Ha ya, protokol ve şampiyonudur. Götürün bu adamı ringe. Bırakın beni, istemiyorum, bırakın. Bırakın, formumda değilim bugün, formumda değilim. Bırakın. Aslan dayım benim. Deryada kaplan, karada aslan. Bırakın, ah mülayim, ah mülayim. Ne söyledim bu hayır, adamlara? Merak etme. Bırakın. Adam ilk durumda yere düşecek, söz verdi. Ah mülayim, elime bir geçersen olur ki mi yoracağım seni? Etkileri ilgiye sakla, dayıların dayısı. Elin çekil. Kırılsın Emin. Aman. Dayıcığım affet beni dayı. Bir daha evlenmek mevlenmek istemiyorum. Yok mu başka erkek? Utanmıyorsun değil mi? Erkeksen akranına çatarsın tamam mı? Pis herif sen de. Utanmaz. Bak oradaki işte fena benzemiyor. Yavaş. Aman canı acımasın. Hayır ulan, ne oluyor ya? Bırak, ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Ayıp, yapma. Yapmayın ya, bırakın. Atmayın, iş yapmayın diyorum ya. Ayıp, elleme. Çek, dur, bırak. Yırtacaksın göbeğimi ya, yapma. Güzel, tam aradığım erkek. Gel, 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 gel. Sonra bak, güç. Gel, gel. İki, üç, dört, beş, altı.
sana söyleyeyim, bu güzel delikanlıyı odama getirsin benim. Dayıcım, dayıcım benim. Ne olursun beni affet. Bir daha yapmayacağım dayıcım. Bir dakika beni dinle. Jale Hanım sizinle evlenmek istiyor. Ben değil, dayım evlenecek. Dur, yapma. Bırak beni. Bırak diyorum şişman amca, bir dakika dur, yapma. Amca, dayı. Ay, şaşırttı beni dayı. Dayı, bırak. Bırak beni. Bırak diyorum. Bırak seni. Kalkıyor musun? Senin gibi kuvvetli biri. Anne, dayı, amca, teyze, yenge, enişte, abi, abla, ah, yapma. Ay. Ah, yarın nikah muamelemiz başlayacak. Dünyanın en mutlu insanı biz olacağız. Düşün, nikah memuruna evet diyeceğiz. Sen ve ben. Canım erkeğim benim. Çok sevilenemez misin? Ha? Oh. İnsan değil misin yoksa sen? Hadi canım benim. Gel bakalım. Gel benim kuşlarım. Aç canım benim. Ay canım benim. Ay canım. Yaşasın! Hey! Talim benim. Hocam gel. Gel Şükür. Gel şöyle. İçeriyorsa yatağa. Hadi canım benim. Gel benim. Hadi hop! Valla! Naciye abla. Ali beni Almanya'ya bekliyor. Ne olur bir çare bul. Yurt dışına çıkman da evlenmek gibi ananın babanın rızasına bağlıdır. Yoksa pasaport alamazsın. Hep bütün param senin olsun. Ne olur bir çare bul. Çaresi mülayime kaçman. Baban annen seni onun evinde bulurlarsa bütün mahalleye rezil olmaktan korkarlar. Basarlar nikahı. Yunum, ister misin soğuk bir şey içelim mi? Çok havadar. İn aşağıya. Asla. Hiçbir kuvvet beni buradan indiremez. Ben seni indirmesini bilirim. Şimdi ceryanı yedin mi? Cump aşağıya. Adam şeytan galiba. Rüya gördüm galiba. Dur! Dayı! Tutun, sıkıntı dur! Nereye tutayım? Tutun, sıkıntı dur! Elim sende! Bırakma! Oğlum sana bırakma! Yok, bırakma! Aşkım! Hadi gör galiba! Çeksene! Dayı! Elim bırakma! Elim bırakma! Elim bırakma!
Gidiyorum. Beton kalıp patlıyor, dikkat, dikkat. Dayı, ben neredeyim? Biraz evvel betondun, şimdi gene insana döndün. Bize ancak hamam paklar oğlum. Yok, ben eve gidiyorum. Allah, cehenneme kadar. Of. Azgın mahluk, ne olacak? Beni az kaldı, yiyip bitiriyordu. Bilmiyormuş gibi kafana dikkatmiş. Leyla! Gözlerime inanamıyorum. Sen ha! Ben kaçtım sana Mülayim. Artık eve hiç dönmeyeceğim. Yaşasın, ne kadar mutluyum. Mülayim! Mülayim! Ne oldu? Bir şey oldu mu? Nedir bunlar? Bu köpek ısırdı. Vallahi. İki ayaklı köpek değil mi? Bir sevgilin var değil mi? Allah beni kahretsin ki yok. Allah seni kahretsin. Boyuna bosuna bakmadan bir de çapkınlık ediyorsun. Ne varmış boyumda bosunda, senden uzunum işte. Asma kabağında da boy var. Leyla. Leyla dur ne olur. Terk etme beni Leyla. O dayına söyle seni görücülüğe mörücülüğe götürmesin, anladın mı? Gidersen git sen de. Ne yapalım yani? Üniversite mezunu, orta yaşlı fakat yakışıklı bir şahsiyet, kendine iş kuracak zengin bir aile kızıyla hayatını birleştirmek istiyor. Dulluk ve yaşlılık asla mevzu bahis değildir. Nasıl da döktürmüşüm ha, bütün namzetler sıraya girsin. Bu sefer de ilanı biz veriyoruz değil mi? Ne kadar zekisin yeğenim, yürü hadi. İstekli zengin aile babalarının aman ne mutlu insanlar rumuzuna müracaatları. Bu gazetedeki ilanatı sen mi verdin? Nasıl verirsin? Ben verdim efendim. Ne? Oturun demedim daha. Affedersiniz. Özür dilerim efendim. Özür dileyecek bir şey yok. Rüzgar, fırtına, yıldırım. Sağ ol. İşte benim oğullarım. Bu da müstakbel enişteniz. Sıkın bakayım elini. Dayı, korkuyorum ya. Korkma. Korkma, bak ben korkuyor muyum? Şeyim geldi. Neyin geldi? Şişim geldi. Affedersiniz. 100 numara nerede? Dur bakalım, biraz samimi olalım. Oh.
lüzum kalmadı dayı. Allah seni kahretsin. Bu yeğenin mi? Müsaade ederseniz öyle efendim. Beğendim. Uysal çocuk. Yine vuruyorsun be. Ona da münasip birini bulur evlendiririz. Aa, ben evlenmek istemiyorum. Ne o? Bir eksiğin mi var? Ben emretmeden gülmek yok. Ben emretmeden ağlamak bile yok. Gülmek yok, ağlamak yok. Ne yapacağız? Şimdi kızım gelecek. Dayı, bunların hepsi deli, gidelim buradan. Deli meli ama multimilyonermiş. Kime sorsam öyle söyledi. Rüya kızım, gel artık. Geldi deli bilme be, baba yapsın seni deve. Minik kuşum tepkici, tüm başkanım var. Nasılsınız efendim? Ben çok iyiyim. Havalar da son günlerde sıcakladı. Ailemi beğenmişsiniz herhalde. Kes! Kes dedik ya! Niye gözlerini yumuyorsun damat? Ben mi... Rüya görüyorum efendim. Beni görüyor. Güzel laf etti, gülebilirsiniz. Sen niye gülmüyorsun? Ben... Rüzgar, fırtına, yıldırım, misafirimizi gıdıklayın biraz. Gülsene. Gülsene oğlum. Gülsene be! Nasıl güleyim dayı? Benim damadım ayaklarımın dibinde dolaşan munis bir kedi olmalı. O zaman ona fabrikada kurarım, ticarethanede açarım. Kızımın kalbini kazanan benim de milyonlarımı kazanır. Ne dersin? Allah'ın emri peygamberi kavliyle kızın izdivacını talibim efendim. Tamam öyleyse. Bir mani hal ve ahval yoksa verdim gitti. Bir mani hal vardır efendim. Ne dedin? Yerim seni. Hayıcığım! Adam sana bir ticarethane açmak, açsa sıkmahane açar. Benim için kendini daha fazla feda etmene izin veremem dayı. Hadi, hadi kaçalım buradan dayıcığım, kaçalım, kaçalım. Burada yok. Mülayim sıcak başına vurdu galiba. Biliyorsun başka çaremiz yok be. Sus be dayı. Bir dakika, teslim oluyoruz. Bir insanın dayısına böyle saygısızlık yaptığı görülmemiştir. Atın şu herifi dışarı. Hadi.
Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Reisi adına... Namussuz herif, biri kucağımda, biri karnımda. Beni iki defa infial ettin, sokaklarda bıraktın. Çekil şuradan. Dur, hani, tutmayın dur, beni, tutmayın diyorum, çekil önümden. Bir de utanmadan evlenmelere kalkıyorsun, şu çocuğun haline bak. Hanım sen kimsin çekil, be? Çekil, karışma sen. Allah senin cezanı versin, çocuğa bak sen. Namussuz herif, bir de evlenmelere kalk. Vay namussuz ırk düşmanı, verin şu canavarın cezasını. Yapmayın. Doğru, ne oluyor burada? Yakalayın, bu adamın idamını istiyorum. Vay kara gaffur vay! Vay kara gaffur vay! O bu da yan kesici Cemile! Vay Cemile vay! Hadi bakalım vakit kaybetmeden doğru karakola. Ben de birazdan geliyorum. Ne haber? Bilmem. Hemşire hanım, sen şimdi şikayetini söyle bakalım. Benim şikayetim falan yok komiser baba. Ebrahim! Gene mi sen? Komiser baba, mülayim bu sefer sana da bana da faydalı oldu. Burada vukuat olduğunu duyup gelmeseydin... Ha mülayim, kedi oğlanı bir para yakaladın. Leyla! Gene mi sen pis sümsük? Beni sevmiyor musun? Allah yazdıysa bozsun. Allah baba bir defa yazdığını bir daha bozmaz. Aptal, benim alnımda sen yazılı değilsin ki. Aa, bak benim alnımda mülayim yazıyor. Mülayim, aptal, 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 mülayim. Senin alnında mülayim ama benim alnımda Ali yazıyor. O Almanya'ya giden züppe, züppe. Züppe sensin. Hani beni seviyordun, bana kaçmıştın. Aptal, o mahsusçuktandı. Naciye teyzenin oyunuydu. Seninle nikahlanıp Almanya'ya gidecektim. Sonra orada senden boşanıp Ali'mle evlenecektim. Sahi benden nikahlanacak mıydın? Tabii nikahlanacaktım. Sonra... Aa, sonrasını boş ver. Nikahta kelahmet vardır derler. Aptal! Ben artık fabrikada çalışıyorum. 18 yaşına kadar çalışıp para biriktireceğim. Sonra da çeyizimi hazırlayacağım. Bir kere de benimle nikahlan, ne olursun. Hadi oradan, seninle başkaları nikahlansın. Seni bekleyeceğim Leyla. Görürsün bak, çıkana kadar bekleyeceğim. Sonsuz ebediyetine kadar bekleyeceğim, görürsün Leyla. Mülayim bu, mülayim, mülayim oğlum, mülayim, mülayim, mülayim kal oğlum. Ne oluyor? Babanın yatağı mı oğlum burası? Leyla beni sevmiyormuş, başkasını seviyormuş. Oh be, oh be kurtulduk be, oh be kurtulduk be. Şöyle ağız tadıyla şimdi bir sigara içeyim bari. Allah Allah. Oh de, oh de. Sen evlenmeden kurtuldun. Ama zavallı küçücük yeğenin aşk ateşinden kuzu kavurmaları gibi kavrulsun. Sonra da ölsün. Ay kızım ben ya. 20. asır be oğlum. Kimse aşktan ölmemiş. Bak ben öleyim de o zaman konuşuruz. Bak Leyla çıkıyor. Onu da öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim. Ben artık bu hayatı yaşayamam. Kız kısmının üstüne pek öyle düşünmez. Biraz kendini çek, o senin peşine düşer. O zaman avucumu yalarım. Eyvah, Leyla'yı kaybettik. Leyla, Leyla, Leyla. Ay göremiyorum Leyla'yı. Sen görebiliyor musun dayı? Nereye gitti Leyla? Mülayim, dur oğlum kendine gel Mülayim. Ne yapıyorsun? Dur Mülayim. Mülayim. Thank you.
Mahvoldum gitti, benim namusum gitti. Belki evine götürecektir. Takip edelim hemen. İyi. Ne yapıyorsun oğlum? Sen araba kullanmasını bilmiyorsun ki. Gel şöyle. Biraz daha hızlı dayı, dayı. İşte hain zamparanın arabası. Bak bak sevişiyorlar. Ay. İşte artık her şeyi anladın. Kendine yeni bir sevgili bul. Asla. İhanet, aşk, ıstırap, kan kokuyor. Yarın bütün gazeteler bizden bahsedecek. Şş, bana bak. Arka sandıkta ne buldum bak. Ver. Nasıl tutuluyor bu? Benim de Allah'tan istediğim buydu. Deli misiniz siz? Aa, bu makineli adam öldürmüyor ha. Bunlar aklını kaçırmış galiba. Affedersin kardeşim, film çeviriyoruz da. Ha tamam, deli bunlar, deli. Dayı, bu kız Leyla değilmiş. Sadece pardösüsü benziyor ha. Ne diyor bu adam? Şey, yandaki villaya girecekken ışık gözümüzü aldı da yanlışlıkla buraya girdik. Hadi eyvallah. Eyvallah. Yürü oğlum. Herif. Sen karışma bu sefer. Uğursuzluk oluyor. Şöyle kenara geç. Peki karıcığım, aman sen kızma. Sustum. Vallahi ne diyeyim, kısmetse olur. Yalnız yüz görümlüğü için top ağacında bir daire ister. Vallahi hanım yengeciğim, biz şahsen müteahhidiz. Birçok binalar yapmışızdır. Evleneceğimiz kıza apartmanın topunu bağışlarız. Hem de topraktan. Ama ekstra topraktan olsun. Banyoları da fayanstan olsun canım. Kız Leyla, kahveleri getir. Kız, bu ne kıyafet? Ne varmış? İş kıyafetim. Amanın, şimdi şırak kadak düşüp bayılacağım. Kız, sen bizde rezil rüsva mı edeceksin ha? Çabuk git, üstünü değiş. Canım, ne var Ahmet Beyciğim? Hele bir kahvenizi içelim bakalım. Maşallah.
Kız, bu kahveyi neyle pişirdin sen ha? Vodkayla, ay, şeker yerine de müsil ilacı koydum. Ay, ay. Beğenmedin mi kart papaz? Ay, defol odana. Dur sen, durmak için kalmıştım. Hadi oğlum eve gidelim yat. Bugün çok yoruldum be oğlum, hadi. Canlıyım dayıcığım. Bir kere pencereden göreyim yeter. Ha? Hani seni sevmiyordu? Gündüzleri sevmiyordur. Belki geceleri seviyordur. Bak bak bak. Baba 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 bak, benim için ağlıyor. Ya senin için ya. Ağlıyor. Aptal, mülayimi kızdırırsan işte anan baban seni böyle heriflerle evlendirmeye kalkarlar ya. Dinle beni. Sen yarın fabrika dönüşü mülayime kaç. Ertesi gün annene babana biz dün gece birbirimizin olduk dersin. Sonra da muradına erersin. Abi yakın bunu. Ye be ye hadi. Dayı bana bu kadar yemek neden yediriyorsun ya? Oğlum, Leyla sana kaçacak ya. Ne ya, elbette kaçacak. Peki. Sonra ne yapacaksınız? Burada uyuyacağım. Ya uyumadan evvel? Anladım. Hele şükür. Aç bakayım ağzını, aç şunu ye. Dur, dur. Peki uyumadan evvel? Uyumadan evvel ona bol bol hikaye anlatırım. Sonra? Sonra da o bana hikaye anlatır. Sonra? Sonra da uyur. Ben de onun üzerini örterim. Ayaklarımın ucuna basa basa dışarı çıkarım. Kalma. Sonra kapıyı kapatırım. Yuh be! Yavaş uyandıracaksın. Oğlum senin gibisine ne denir? Benim gibisine namuslu delikanlı denir. Namuslu delikanlı nikah olmadan evvel nişanlısının elini bile tutmaz. Yaşa be mülayim. Utandırdın beni. Aslan yeğenim benim. Ben Leyla'yı burada bekleyeceğim. Hadi hayırlısı. Leyla'ya selam. Aleyküm selam dayıların dayısı. Seni evvela Allah'a sonra Leyla'ya emanet ediyorum. Orta durun. Hello baby. Hello. Gel canım, gel bebeğim. Gelemem ben, gelemem ben. Her güzele gelen, veremem ben. Yapma, yapma. Nişanlımı bekliyorum, bırakın beni. Bırakın diyorum, ayıp. Ben masum bir erkeğim. Yapma ne olur. Sakın tecavüz etme. Ayıp kavuydum sana bebeğim. Yapma diyorum, yapma. İmdat. Eyvah! Sen misin mülayim? Oh! Benim, hoş geldin. Bu gece burada kalacağım. Başımın üzerinde yerim var. Sabahleyin de anneme babama biz birbirimizi seviyoruz diyeceğiz. Ayıp ayıp! Böyle lafları erkek söyler, kız söylemez. Canım, sözün gelişi öyle diyeceğiz. Bir an evvel nikah yapsınlar diye. Seviyorum Leyla'yı, seviyorum. Seni seviyorum Leyla. Mülayim, ne bu halin? Gene ruj lekeleri, kadın tırnakları, alçak herif. Ben de seni namuslu biri sanıyordum. Şu haline bak, mat kedilerinden beter. Dur gitme. Daha beter ol, emin inşallah. Siz affetseniz bile ben mazbata çıkartıp attıracağım. Hanım dur, telaşlanma. Dayım önce zengin bir dedi, kokozum biri çıktı. Her şeyi palavra bunun, palavra palavra, inanın bana.
Kim bilir kızımı ne hale getirdi namussuz herif. Mahalleliye meydan da yağıttıracağım, görsün o gününü. Sus hanım, sus. Ortada kötü bir şey olursa yasalar elbette verir cezalarını canım. Allah Allah. Mülayim. 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 Dikkat et hanım, gebereceksin yahu. Vah kızım, kınalı kuzum, ben seni bu hallerde mi görecektim? Allah müstahakını versin senin, ahlaksız herif, gözü kör olsun. Mülayim, vaziyetin çok vahim. Söyle kızım. Komiser amca, beni bu kabre teslim et, ne olur, olur. Seni ahlaksız herif. Dikkat et, sen olmaz. Geçmiş olsun komiser amca, bir kere öpeyim. Görürsün sen. Gel hanım, kız geldi eve. Hiçbir şeysi de yok. Hem Rasim'le evlenmeye de razı. Naciye onu ikna etmiş. Allah'ım, bana bu günleri de mi gösterecektin? Yanıyorum, yanıyorum komiser babacığım. Vah 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 vah. Oğlum, git itfaiyeyi çağır. Duyum lüzum üzerine evlilik şirketinden istifa... Sayın Salim dayı, evlilik şirketinden istifamın kabulünü arz ve... Abiler, tombalacı geldi. Var mı şans kaderine deneyen? Bir kart 3 numara, 3 numara bir kart 2,5 lira. Var mı abiler şansını deneyen? Hadi çekelim. Aa. Bir kart 3 numara, 3 numara bir kart. Var mı abiler? Hadi şansınızı deneyin abiler. Ayrılma Süsü Niyazi. Ne o, yengemiz sizlere ömür mü? Ah, ah. Sizlere ömür olsa şimdi 5 apartman, bir villa, bir de iş hanı sahibiydik. Ah. Şimdi neyim var? Ha? Bir kol saatim kalmıştı, onu da bu sabah mektep ettik. Yani pasaportu aldık. Kadın malı hamam tokmağı gibidir evlat. Kendi kendine adam olmaya bak. Salim, Mülayim, komiser baba sizi istiyor. Peki, gelim. Buyur abiciğim. Komiser baba sana iyi bir evde şoförlük bulmuş. Hemen bu adrese müracaat. Öyle mi? Sağ olsun komiser amca, öpeyim abiciğim. Bundan sonra her türlü kirli işe paydos abiciğim, tabii, paydos. Ya, tabii. Sizin anlayacağınız Leyla'nın Ali ile evlenme muamelesi iptal edilmemiş. Nasıl olur? Kız müteahhit Rasim'le evleniyor. Sonunda mesul olabilirler. Ben çocuğu çağırdım. Bugün Sirkeci Garı'nda olacak. Gidip alın. Derhal Rasim'le olacak nikah haddini iptal ettirelim. Yürü gel benimle. Geliyor dayı. Utanmıyorsun değil mi? Ne var utanacak? O kızın kalbini yakarken benim de kalbimi yakacağını düşünmedin mi hiç? Mülayim, ben onu senden önce tanıdım ve sevdim. Ben onu anasının karnındayken seviyordum. Anası da o zaman sende. Sen de mi minibüs? Hayır otobüs, hadi kaç adam buradan, yoksa Leyla Rasim'le dönecek. Maşallah yavrum. Niye ağlıyor bu hanımcığım? Sus aptal herif, sen ne anlarsın? Kızlar hem ağlarlar hem de giderler, anlaşıldı mı? Sen bana gelirken işte ağlamıyordun. Sevincinden zil takmış gibiydin. Herkes senin gibi sert ve kuvvetli mi ki sevinsin ha? Ya kayınvalideciğim, efendim? Siz kayınpederle arkadaki arabayla geleceksiniz. Peki. Canım sevgilim, şu ağlamayı bırak artık. Evlenirim ama hiçbir zaman senin olmam. Alın bakalım çocuklar. Nerede kaldı bunlar ya? İşte geldik sevgilim, hadi çabuk ol, çabuk, burada çok nikah kıyılır, sıramızı kaçırmayalım.
Annem babam nerede kaldılar? Arkadan geliyor onlar efendim, nikahtan sonra da yetişseler olur. Ama hadi şey nikah memurunu kurtulmayalım, sıramızı kaçırmayalım. Çabuk ol, çabuk çabuk. Nerede Leyla ile Razım? Gelmediler mi? Yo. Araba bizim önümüzdeydi. Allah'ım, ya kızımın başına bir kötülük geldiyse? İşte nihayet istediğiniz oldu. Sen ne arıyorsun burada? Onu size sormalı. Ahmet, Şerif'i sille tokat defet. Alçak delikanlı. Tık 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 tık. Dur yahu, dur yahu, dur yahu. Ali Almanya'da bir kat parası biriktirmiş. Ay ya. Komiserim, sayın komiserim. Rasim nikah dairesi diye kızı başka yere götürmüş. Vay namussuz. O Rasim köpeği bir kalleşlik yaparsa bacağını kırarım namussuzun. Hadi durmayın, götürdüğü yeri öğrenelim. Kızım imzala bakayım. Bu işin içinde bir iş var. Hadi lütfen bilakis imzala canım. Hiç de böyle elle çizilmiş bir nikah defteri görmedim. Ama sen... Siz bir... hepiniz sahtekarsınız. Yok canım yok. Annemi babamı bile getirtmediniz. Kimse bizi rahatsız etmesin. Rasim nerede? Yok burada. Hatun iki dairesi senin olacak. Bu elbiseleri de sana satın aldım. Sen bunlarla bir dükkan aç. Bende iş yok. Pis sahtekar. Hiç güzelim. Bu her şeyi unutturur. Güzelim. Şey, bir dakika. Çok heyecanlıyım da. Biraz oturun siz. Ben soyunayım. Tabii, çok iyi olur. O Rasim namussuzu kızı nikah dairesi diye kendi evine almış götürmüş. Gene ne yaptınız siz ya? Bizim suçumuz yok. Bizi dövmek istediler. Çıkarın şu herifleri şuradan. Siz de gelin benden bakayım. Leyla, seni bu halde mi görecektim? Geç kaldık galiba. Rasim bir elime geçse. Vah benim edebi aşkım. Hayır olmaz. Olmaz böyle şey. Şeytan çarptı beni. Şeytan. Leyla. Ali. Döndün. Döndün artık değil mi Ali? Bizi kimse ayıramayacak. Ali, seni çok seviyorum Ali. Ben de. Bir an bile aklımdan çıkmadı. Arama be! Bak burada harika bir evlenme ilanı var. İstanbul'da oturan bir teyze ile yeğen
kendileriyle hayatlarını birleştirecek bir dayı ve yeğenle evlenmek istemektedirler. Yalnız bir şartın %100 yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu evlilik akdi yeğen ve dayıdan ayrı olamaz. İkisi birden evlenmek mecburiyetindedirler. Başka şekil kabul edilemez. İsteklilerin evlilik şirketi Rumuzu'na yazmaları rica alınır. Afidam! Kaderden kaçamazsın Salim. Allah korusun. Allah yazdıysa bakın. Bırakın beni. Bırakın beni Allah aşkına. Yapmayın. Yapmayın. Başımı yapmayın dedim. İstemiyorum. İstemiyorum. Vallahi istemiyorum. Al şunu içir. İşte kendine gel. Olur tabii canım. Dayı. Allah aşkına Afitap yengemle tekrar evlen. Oğlum Melet, ben Afitap'la senin yüzünden ayrıldım. Biliyorsun gazete ilanına göre Afitap'ın yeğeni teyzesiyle evlenmezsen benimle evlenmiyor. Kim Afitap'ın yeğeni? İşte. Benimle evlenir misin Leyla? Şeyda, benim adım. Sen Leyla'dan da güzelsin Şeyda. Leyla'yım. Gözlerime inanamıyorum. Ne kadar da sana benziyor. Afitap! Benimle evlenmezsen yeğeninin hali harap. Şeyda! İlahim! Afitap! Cicikum! Afitap! Canikum! Afitap! Kocacım! Canım! Ha 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 ha